Şu şey beni rahatsız etmeye başladı. Son zamanlarda bilmiyorum niye türedi bu ama keko kız sevdası çıkmaya başladı insanlarda. Lan instagramda twitterda bir görüyorum aman aman tam bir çingene gibi konuşuyorlar. Çingene gibi konuşmalarının kastım da hani ırkçılık yapmak değil Şoparazı diye bir olay var ya. Yani bunu bir ırkçılık olarak yorumlamayı romanları çok severim. Böyle zorlama atarlı tipler, şiddete göstermeye meyiller, her cümlesinde en az iki küfür. Değişik değişik tipler görmeye başladım. Gerçekten bu tarz kadınlardan hoşlanıyorsanız arkadaşlar. Bir doktora gözükün gerçekten. Burada ciddi anlamda bir psikolojik sorun yatıyor olabilir. Aranızda varsa böyle kadınlardan hoşlanan, bunları da sizi aşağılamak için söylemiyorum aslında. Gerçekten bu konularda size de yardım etmek istiyorum. Kız bir kilometre uzaktan bile ben belayım diye bağırıyor. Sevgi anlayışınız şiddetse, ne bileyim. Sevgilinizin eski hapisten yeni çıkmış sevgilileriyle uğraşmaksa, saçma sapan ortamlara girmekse, yeri geldiğinde şiddet görebilmenizse, buyurun devam edin. Mesela evlendiniz, artık yeni nesil ilişkilerde tabi tabii çocuğa anne bakmıyor, baba da bakıyor. Bunu aynı şekilde kızlar için de söylüyorum zaten karşı cinsten beklentilerinizde. En az sizin kadar o çocuğun gelişiminde bunların da payı olacak. Evinizde çocuğunuza rol model olacak kişiler gerçekten bunlar mı? Instagram'da, Reels'larda sürekli karşıma düşüyor bunlar. Sürekli bir atarlıyım ben şöyle belalıyım. Bazılarının elinde silahlarla gezmeler. Oğlum çok sağlıksız ya. Bu tarz insanları akıl hastanesine de yatırmak gerekiyor da yapılacak bir şey de değil maalesef. En azından bunlara yönelik cinsel Yönelimi azaltırsak bunlara en azından cinsel seçilimle elemiş oluruz. Kısa bir podcast olacak çünkü bunun üzerine uzun uzun konuşmak istemiyorum. Sizsiz siz olun arkadaşlar. Birinden hoşlanacağınız zaman bile, birinin size çekici geleceği zaman bile, bunun geleceğini de düşünün. Biraz detaylı düşünün. O kişiyle birlikte olduğunuzda hayatınıza gelebilecek şeyleri detaylı düşünün. O kişiyle birlikte olduğunuzda ve işi ciddiye işi ciddileştirdiğinizde evleneceğiniz zaman, çocuk yapacağınız zaman o çocuklarınızın da geleceğini düşünün. Bazı şeyler biraz düşünmek isteyebiliyor. Özellikle ev seçimi gibi hayati olan şeylerde çok daha düşünülmesi gerekiyor. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.